bak ben de alamıyorum şu an. Fener'de öde, bunu öde. Fener ben de alamıyorum. Ben oyuncuyum, ben de mavi tık alamıyorum. Para istiyorlar adamlar. Parayı ver, mavi tıkını vereyim diyorlar. Ben de alamıyorum. Benim, benim arkadaşım Yasin, Survivor Yasin Obuz para vermedi ki aldı. Benden de para istiyorlar. Bende de mavi tık yok. Ben de alamıyorum. Tamam. Oyuncuyum ben. Bir sürü haberim var, bir sürü dizim var. Ben de alamıyorum. Ben de menayeyim o zaman. Bak sana bir şey. Yasin nasıl aldı o zaman? Yasin nasıl aldı? Ya abi bak ne yapıyorlar biliyor musun? İstisna bazılarına veriyorlar. İşte biz onlardan değiliz. Biz şanssız olanlarız. Bana da vermiyorlar, anladın mı? Benden de para istiyorlar. Abi sana bir şey söyleyeyim. Bu işin parayla alakası yok. Instagram'ın başında bir tane adam benden nefret ediyor. Sürekli Instagram hesabımı kapatıyor. Şifreyi şey yapıyor. Engelliyor. Bilmem ne yapıyor. Beni sevmiyor bu adam. Bence sana bir şey söyleyeyim mi? Bu işin içinde Arjun abi de olabilir ama sanmıyorum. Arjun yapmaz bence. Ama bu işin içinde büyük mafyalar var yani. Söyleyeyim. Sırf benim gelişmemi istemeyen büyük mafyalar var bu Instagram içerisinde. Ve beni engelliyorlar sürekli yani. Beni de mi sevmiyorlar? Bana niye vermiyorlar? Bana da vermiyorlar. Yani demek seni de sevmiyorlar o zaman. Instagram bilmiyoruz. Zoru ne? Vallahi bilmiyorum ya. Sende de mi doğrulamış? Kendi halimizde insanlarız yani. Ha? Sende de mi o mavi tık? Yok, vermiyor. Şuradan vermiyor şu. Mavi. Şu. Olacak iş değil ya. Vallahi olacak iş değil ya. Nerede gereksiz bir insan var? Nerede gereksiz bir insan var, onlara mavi tık veriyorlar? Bize gelince vermiyorlar ya. Ay bak hiçbir ünü, hiçbir şöhreti, hiçbir şeyi olmayan insanların mavi tıkı var. Nasıl alıyorlar? Bunlar parayı verip alıyorlar. Anladın mı? Instagram artık işi paraya dökmüş. Diyor ki benim diyor, artık diyor, bana para vereceksin, ben sana mavi tık vereceğim diyor. Paraya dökmüş işte artık mavi tık şimdi. Vallahi ben bu işi anlamadım yani, gerçekten moralim bozuldu. Şimdi o değil de ne güzel Big Olay'ın reklamını yapıyorsun ya Instagram'da. Para alıyorsun orada. Evet. Mesela 300 bin takipçi oldum, $150 veriyorum reklam başı. Mesela 8 tane reklam atsak $1200-$1300 alacaktım mesela orada. Şimdi o para da çok oldu. Yani bizim gelişmemizi istemeyen insanlar var. 40 yılın başında bir iş bulmuşuz, eğlence amaçlı Big Olay. Anladın mı? Hem eğlenelim hem bir şeyleri yapalım diye, güzel vakit geçirelim diye. Yani buna da engel olmuşlar, engel oluyorlar. Gerçekten yani, ayıp ediyorlar yani, kim şikayet ediyorsa. Geri alamıyor musun sen hesabını? Tekrar geri ya, geri alıyoruz, açıyoruz 2 gün sonra gene kapanıyor. Ben anlamıyorum. Evet, teşekkür ederim. Bak ne yap biliyor musun? Kapansın tekrar al. Yani nasıl abi, onlar uğraşırsa seninle, sen de onlarla uğraş. Lan arkadaşlar, ben niye kaybettim bu oyunda? Allah sizi bildiği gibi etsin lan, şerefsizler. Boş ver, mahvediyoruz zaten. İddia yapmıyoruz ya. İddia yapmıyoruz, mahvediyoruz. Bir şey söyleyeyim, niye ikimiz de ağladık? Ben onu anlamadım. Ben zaten ağlıyordum bir öncekinden. O kaldı bende. Tamam da bizim ayranlar ben niye ağlatıyor? Onu biraz hediye gönderseniz zaten kızı ağlasın. Ben niye ağlattınız? Burada konuşuyoruz. Kızı ağlatsınlar he. Yazıklar olsun. Kız zaten ağlıyor. Neyse. Beni niye ağlattınız? Onu anlamadım. Sen benim dediğim yap. Ne yapıyor musun? Geri al Instagram'ını. En azından bu Bigo'dan kazandığın para düşmesin. Yani en azından onu kazanmaya devam et. Onlar ne kadar keserse sen o kadar geri al. Ne kadar şey yaparlarsa sen tekrar geri al hesabını. Ya yok, o değil de yedek hesap açtık. Yedek hesabı da patlattılar yani. Olacak iş değil yani. Ya bak ben sana söyleyeyim, senin de birileri uğraşıyor. Yani bu Instagram'la alakası yok. Birileri senin hesabını hackliyor. Ya orospu çocuğu memlekette ya. Orospu çocuğu çok ya. Olabilir. Memlekette orospu çocuğu. Kuyruk acısı çekiyorlar. Zamanında analarını çok sıkmışım bunların, biliyorsun. O yüzden dolayı kuyruk acısı çekiyorlar. O yüzden dolayı da yani beni Instagram'ı şikayet edip kapattırıyorlar yani. Açık ve net söyleyeyim sana. Aynen öyle. Çekemeyenlerden... Kuyruk acısı var yani. Bir çekememezlik var. Kıskanç insan çok ya. Bu yüzden ülkeye dönmüyorum ya. Bizim ülkede inanılmaz kıskanç insanlar ya. Çok çekememezlik var. Kıskanç, pis insanlar var ya. Pis. Orada hayatım mikrop, nasıl? Mikrop insanlar var ülkemizde ya. Bu yüzden dönmüyorum. Arkadaş dönsem yine aynı bok yapacaklar. Yine aynı şikayet. Yine aynı bilmem şey. Ben böyle insanların içerisine nasıl döneyim böyle? Adam değiller ki. Adam olsalar saygı duyacağım ama adam değiller. İşleri güçleri şikayet etmiyor. Oradaki hayatın nasıl şu an? Vallahi burada güzel. Aa, evi görüyorsun. Tertemiz. Ortam güzel. Ya orada problemler yaşamıyor musun diyorum yani. Ne? Orada problem yaşamıyor musun burada yaşadığım gibi? Yok ya, burada insanların birbirlerine saygısı var ya. Burada en azından insanların hayvanlara saygısı var. Bizim ülkemizde hayvanlara bile ne saygı yok.
kediye tekme atıyorlar. Bizim ülkemizdeki insanların bazıları hayvanoğlu hayvan olduğu için köpeğe de tekme atıyorlar. Kediye de tekme atıyorlar. Burada her 10 metrede adım başı mama veriyorlar kedilere ya yolda. Burada insanlığa saygı var. Adamlar şimdi neden sevmedikleri çok belli yani. Memleket şeyleri. Bizim oradaki insanlar neden sevmedikleri belli. Demek ki zamanında çok şey yapmışlar ki sevmiyorlar. Adamlar her adım başı her 10 metrede adamlarda bir hayvan sevgisi var. Hayvan sevgisi. Her 50 metre 100 metrede kedi besliyorlar. Kedilere sokaklarda mama veriyorlar. Bizim ülkemizde ise kedilere tekme atıyorlar. Alın örnek alın. Neden adamlar Avrupa Birliği'nde? Adamlar neden Avrupa Birliği'nde görün işte arkadaşlar. Görün. Ondan sonra neden Avrupa Birliği'ne giremiyoruz? Neden hiçbir şey yapamıyorsunuz? Giremezsiniz tabii. Bu kafayla Avrupa Birliği'ne? Siz hayvanlara zarar verirseniz, siz köpekleri döverseniz, yolda tekme atarsanız, siz kedilere yumruk atarsanız, kuyruğundan çekip parçalarsanız, siz Avrupa Birliği'ne mi gireceğinizi zannediyorsunuz? Zor girersiniz. Burada ise bir hayvana sen tekme at, seni gebertirler burada, yok ederler seni. Burada bir hayvana tekme değil, burada hayvana her 10 metrede adım başı yemek veriyorlar. Şey var, sokakta yemek var yani sana öyle söyleyeyim. Ya o işte diyorum ya sana yetiştirme şeklinden bizim... Yetiştirme şekli. Aynen öyle. Yetiştirme şekli yani bilmiyorum. Bilmiyorum. Öyle. Öyle. Çok cahil var ülkemizde çok cahil var. Eğitilmesi lazım. Kitap okumuyorlar. Bilmem ne okumuyorlar. Yani sana söyleyeyim. Gelişmeleri lazım. Hiç sıfır yani. Çok sıfır. Bu kafayla zor girer Avrupa Birliği'ne. Keşke herkes benim gibi zeki olabilse. İşte o zaman da Avrupa Birliği'ne girebilirdik. Evet. Herkes senin gibi olsa ülkecek denirdik ya. Ne? Herkesin bum bum diye gezdiğini düşünsene. Vallahi ben bum bumu Yasin'e attım. Yasin bum diyor artık her gün. Allah'ım ya. Neyse artık, ben kaçayım. Herkes bana pirinci demeye başladı. Yasin artık her gün bum bumluyor yani. Bum bum. İzlemiyor şey... Yasin valla. Sen varken güzeldi o şey Survivor. Daha seyretmiyorum ben onu. Bir şey söyleyeyim sana. Bu cezalı mı bu? Yok. Cezalı demedik. Ha cezalı demedik. Öylesine bir oyun yani. Sohbet amaçlı. Ben öyle hak yemem. Hak yemem. Cezalı demedik başta. Onun için ceza yapmıyorsun. Ben. Aynen. Kız cezalı demedi bak yani. Kız dürüst çıktı yani. O yüzden dolayı. Oğlum yani niye güzel? Yayınlar... Bak herkes benim üzerime gelmeye başladı şu an. Ben kıza niye primci yazıyorsunuz? Ben ayıpsız oldum. Hiçbir şey yaptım yok ha. Oturduğum yerdeyim primci diyorlar. Hadi görüşürüz. Aynen görüşürüz. Yayınlar. Hadi öptüm bum. Bam bay. Oğlum ayıp değil mi lan kıza niye... Kıza niye primci diyorsunuz? Gene bu ağlama geldi. Neyse arkadaşlar hediye gönderenlere de okuyayım bu arada. Lazo Yev hediye gönderiyor. Hemen takip edeyim onu. Fasulye gönderiyor. Lazo Yev'i takip ettim. Arkadaşlar hediye gönderenlere takip edeceğim. Ama hediye gönderenlerden ilk 50'ye giremeyeni ayın 30'unda ilk 25'i sileceğim. Ondan sonra tekrardan gönderdiklerini de tekrar ekleyeceğim. Yani ilk 25 takibinde kalacak. İlk 25'e giremeyeni takipten çıkaracağım. Yani 50 kişiden. Başka kim var? Yelizme hediye gönderiyor. Onur gönderiyor. Viskili ben fasulye gönderiyor. Onları bir takip edeyim ya. Bir dakika bir hediye gönderenleri. Çünkü onlar senin destekçin yani. Bunları takip etmen lazım. Fasulye gönderenleri. Onur'u takip edelim. Viskili ben takip etmişiz. İzmirli'yi takip edelim. Fasulye gönderiyor. Jordi Baykin Onur da fasulye gönderiyor. Aynen Yeliz'i de takip edelim. Yarasa bu yarasa fake yarasam arkadaşlar. Yarasa senden PK başlatmak istiyor. Yarasa herhalde fake değil mi? PK başlatmak istiyor. Bir yarasayı fake olabilir demiş. Aynen fake o galiba. Sohbete birilerini alalım. Kimi alabiliriz sohbet arkadaşlar?
Yarasa gerçek mi? Oğlum yarasa gerçek olsa kalkan atardı lan, ne alakası var? Gerçek değil o. Gerçek olsa kalkan atardı zaten hemen anlardım. Gerçek burada iki tane adam var, o da CG bir de yarasa. Bu yarasa fake oğlum lan, salak. Geçenki bize kalkan atan bu değil. Neyse, konuşmaya, telefon konuşmasına. PK alayım mı arkadaşlar? Rastgele PK. Bir bakayım PK'da kim var? PK'da rastgele PK yapayım ya, dur bakayım. Rastgele PK'ya basıyoruz. Eşleşiyor. Evet, immediately to get Hello, hi, good Oğlum biri kalkan attı lan, yarasa gerçekmiş ya. evening. Wow. Yeah, they sent me kalkan, yarasa. He's my friend. You know him? Next time. Nice. I don't Where are you know from, who baby? Where is. are you from? I'm from Italy. What's your name? My name is Christina. Nice to meet You are you. from Italy? Now in Yes. Italy is very big problem, eh? Yes, it's problem in our world, not only in They, Italy. I you know know what this. they, now I'm crying. I don't understand why. I lost the game before you, and I am crying. Yeah. And I am very upset. Ah, okay, it's normally if you don't win, it's normally you crying. Okay, no problem, but now you win in this Now moment. I win. And we crying Now I after. win. So it means But I want to say you something, baby, huh? You are a very good, beautiful girl. Yes, we You are a say. very beautiful girl. Oh, thank you so thank you. Do you know Fatih Terim? Do you know Fatih Thanks. Terim? Fatih Terim. Do you know soccer? Soccer. Okay. Anyway, when you speak English, please slow, slow, because me, I don't speak very. I speak, Yeah. but little Yeah, bit. yeah. Where are you I'm from? from Türkiye. Merhaba, Ah, bum bum bum. merhaba. Nasılsın? Are you? Taner, what's your My name? What's your name? name is Taner. Taner. Taner, nice to meet Your name? you. My name is Christina. Christina. I have got two names. My first name is Taner. Second name is Tolga. And last name, yeah, Tolga. last name Tarlacı. But you can say me also Honda. Because they say Tolga Honda. If you want, you can say me. No, anyway, okay, it's the right Taner because you have very more name. And No, okay, it's the right only one. I remember. also you can say me Benjamin. Thank Also you can say me you. what? What is in Turkish? Sorry, Tanner. What is in Turkish? Thank you. In Teşekkür Turkish. ederim. Teşekkür. Anyway, thank you. Qualcuno mi ha mandato regalino, non so chi. Berk, thanks. Tatlıymış. Wow, me after Tanner. Me after you, I'm crying. This is not correctly, by the way. Yeah. I don't want to see you to cry. Why you win and me no? You say You thank know you, what? please. You are a very beautiful girl and I don't want to see you to cry. Wow, thank you. Anyway, it's so nice, but Maybe now. it's normally if me don't win, it's normally Now cry. I. Do you know Cyprus? Surprise! Yeah, I know. Cyprus. Do you know Cyprus? Cyprus. Yeah. Cyprus. Do you know Ayia Napa? Ayia Napa. You don't know Ayia Napa? No, I don't understand. What do you say? Now I am in. Jordi, thank you. Ragazzi, comunque, è prima sfida che faccio dopo tutto questo tanto Oğlum tempo, perciò per favore non şaka fate. maka, bu İtalyan kızları çok güzelmiş lan. Davvero? Why can I ask you something? Why Inzo, thank you. Italy girls beautiful like you? So why the your girls are so nice, beautiful, pretty? Why you are so? It's natural. It's natural. So. In Italy, it's not very beautiful women. You must be crazy. No, no, Normally. no, 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 no. No. It's very beautiful. I was born in Germany. You know Germany?
Yes, I know. I say I they. was when I was 7 years old, I was in Germany, and I saw when I was 7 years old, I saw an Italy girl. My first love, she was from Italy. You understand me? Yes, I understand you. I sent you. Okay, you talk, no problem. But no, I say something, Tanner, but now me, no, don't win. This is not good. It's my first PK okay, in this I will night. say to I will say to them. And me crying after. No, because I'm not hurry. Now I. Wow! Oğlum, yani nasıl kazandın? Hadi onlar da var ya. Oh my god. Wow, Oğlum. really. Oh my god. Oh my god. Dragon mu yolladınız oğlum karıya? Thank you so much. Thank you. Gracias de corazón. Hola mi amor. Gracias. Hey baby. Dragon regalón. This is fantastic. Amazing. My fans they sent wow. My fans they sent you dragon. You crying again. No problem. You crying. My fans they sent to you dragon. Grazie amore. Because you are beautiful. Wow, questo sì che è bello. Wow, fantastic. Oğlum, sırf bu kareyi gördünüz, kare ekranda dursun diye gittiniz, dragon attınız değil mi? Az değilsiniz siz de. Vallahi az değilsiniz. Dragon in Turkish, I don't understand nothing important, let me win. Wow, so nice. In this night is fantastic. Baby. Everything. Wow, really nice. Thank you. Hey baby, you are beautiful. That's why they sent you. Thank you. Have a nice night and good life. You sent to you dragon. You oh, really? Yeah, my fans, they sent to you, my fans. Wow, thank you so much. Anyway, your fans say tomorrow come in my life and send me dragon. Thank you. I'm joking anyway. Thank you so much. Really nice. Merhaba all for your friends. Good evening and good night. Nice to meet you, Tanner. You are blocked anyway. I came back. Tanner, you are blocked. Yeah, now you see me. Yes, now I say. Wow, I'm so happy. Really. Thank you. Hey. Queen, grazie, amor. I follow you, baby, okay? Thank you. No problem. Yes. And you follow me. Thank you. Have a nice life. You listen. Bye bye, Tanner. Nice to meet you. Nice to meet you. Bye bye. I follow you. You follow me. Nice to meet you. Sonra bye görüşürüz, bye. Baby. Bye bye. Bye. Oğlum, kız gerçekten çok güzelmiş yani. Şimdi ben de olsam ben de bu kıza dragon yollardım yani. Harbiden kız 10 numara bir kızmış yani. Kız dragon hak etti yani. Gerçekten ağlamayı hak ettik yani. Çünkü kız gerçekten ama gerçekten çok güzeldi arkadaşlar. Yani bu kız için ağlanılır. Ama bizim hayranlar da bir kız gördünüz sırf ekranda dursun diye dragon yollamasınlar bundan sonra. Yani yaptığınız da ayıp yani. Ona dragon yolluyorsunuz bize kuru fasulye. Ayıptır yani. Bir İtalyan gördünüz mü ağzınız suyu akmasın arkadaşlar. Yarasa yal demiş. Yarasa yalalım o zaman. Nerede yarasa ya? Ben fake zannettim. Ha yarasa geldi. Bum yarasa ne yaptın? Selam aleyküm. Bir şey söyleyeceğim yarasa. Sen mi yolladın o dragonu kıza? Hayır. Türk oğlu yollamış. Geçen söylüyordun yani benim için. Yok onu öldüreceğim, döveceğim falan. Kimmiş o? Hani bir tane Türk oğlu vardı ya, yok onu anasını sikeceğim falan diyordu, hani bağırıyordun çağırıyordun. Evet, kimmiş o Türk oğlu? İşte bana söylediğin için, yok ona söylediğin için benim için senin karşına da bir şekilde izin çıkmıyor. Anladın mı? Oğlum ben ne bileyim ya, amına koyayım, kafamı. Hayır sana karşı nasıl dragon atabilir, ben anlamadım ki. Benim haberim dragon. Yoktu, ben yayındaydım. Yoksa ben dragon da atardım, airdrop da atardım. Bir şey söyleyeyim, yarasa burada ne diyor? Aşağıda kabul et diyor, bir şey yollamışsın. Kabul et. Kabul et. Zübalada bu. Yani bana, ben yaparım. Yarasa moralim çok bozuk ya. Ya senin Instagram'ını kapattılar. Ben her gün seni izliyorum ya. Ya
Benim babam bile hani fabrikayı falan bıraktı artık senin yüzüne, anladın mı? Abi Instagram'ı patlattılar yani, sinir krizi geçiriyorum. Yani olacak işte. Harbiden olacak işte. Onu nasıl açtırabilirim işte, sordu mu birine? Ben ya anlamıyorum. Ya onu bilmiyorum da Damla dediydi, Damla ben açtırırım dedi. Tamam dedim, açtırdım Instagram'ı. Açtırıyorum, iki gün sonra gene kapatıyorum. Açıyorum gene kapatıyorum. Kaç paraymış? Kaç paraymış? Ya bana niye mavi tık vermiyorlar ya? Bu amına, bak sana bir şey söyleyeyim mi? Tamam Instagram... alayım sana mavi tık mı ya? Alayım sana ben. Nasıl alacaksın? Bizim bu o zaman şey yazsana Ali Takkuş'a. Ali Takkuş'a yazsın buradan. Ayetel Kürsi mi yazsın bana? Ayetel değil ya, Ali Takkuş bizim arkadaş var. Yazsın sana bir. Benim tamam. Instagram şifreleri onda. İki Instagram tamam, şifresi neyse, de onda. Tamam neyse, hadi verin. Acaba Ali Takkuş'u mu patlatıyorlar? Yok lan, o patlatmaz ya. Şifrelerim onda, Instagram şifresi benim. Belki de az önce o Beyza dolu vardı. Sana dedi ki yok 15 bin lira falan. Bence onların içinden. Ajan. Yemin et. Ya sana bir şey söyleyeyim. Bak bu Instagram var ya. Harbiden Instagram'ın içinde bir tane orospu çocuğu var. Açık ve net konuşuyorum bunu. Bu adam beni çekemiyor. Bu adam da çekemeyince sürekli şikayet ediyor. Ve şikayet edince de Instagram kapanıyor yani. Yani başka bunu açıklamak. Nasıl yapacağız bu işi ya? Bu adama mavi tik aldırtın bana. Nasıl lan, yapacağız mavi tik? Oğlum yeniliyoruz lan. Biraz fasulye gönderin arkadaşlar. Taner cezalı yapıyoruz, kabul ediyor musun? Kaybeden işeyecek. Ne yapacak? İşeyecek. Çişini yapacak. Evet tamam o zaman, kabul. Çişin var mı? Vallahi yok ki. Sen çıkarırsın bir yerden. Önemli değil. Nereden çıkaracağım amına koyayım ya? Su yok. İçmeye başladı o zaman. Tamam bir dakika da. Benim yenileceğim de malum. Arkadaşlar yeniliyorsunuz. Ya ben bilmem tabii. Sen de yenebilirsin benim. Ya ben de yenebilirim, sen de yenebilirsin. Arkadaşlar benim bir tek yenmem için... Ama benim babam da burada şu an. Tabii kadir olan babam işte, da burada şu an. Bir şey söyleyeyim. Benim CJ gelmesi lazım. Bir tek bizi yenebilmemiz için başka türlü bir şey yok. Valla benim peder burada işte. O sebepten dolayı ben eminim kazanacağım ben, anladın mı? Yarasa bir şey soracağım sana. Efendim? Sen bize destekçi olan adamdın değil mi? Evet. Demek seni seviyorum. Tamam. Sen adamsın ya, seni sağ olsun. Sorayım. Bazıları var, onlar tüy için veriyor. Ev almışsın doğru mu kanka? Ev tutmuşsun bir tane. Ev tuttuk ya. Ev iyi. Beğendin mi evi? Ev güzel. Güzel güzel. Ev iyidir. Tuvaleti nerede? Ya burada evet kanka. Ooo güzelmiş. Tamam. Bana bakın bundan sonra bütün destekçilerim Taner'e yazsın. Aynen. Duydunuz arkadaşlar. Bundan sonra hediye atacaksın. Baba sen de bile. Babam buradaysa şu an. O da atsın. Oğlum yarasa babam fabrikatör değilmiş ki lan. Kim diyor onu? Öğrendin. Öyle dediler. Yalan beni mi araştırdın? He? Ben sana yalan söylemedim. Sen bana dedin ama yani, babam fabrikatör mü? Tamam. Ben demedim ki sen. Ben zannettim ki CJ ile senin kardeş olduğunu zannettim. CJ ile ikinizin yok. Babasının fabrikası mı var diye sordum. Meğerse fabrikası yokmuş. Benimki iflas etti işte. Onunki devam ediyor. Sana en sevdiğim şarkıyı açayım mı Taner? Aç. Sobala bombala mı? Yok hayır. Bu. Ne? Klik. Haa benim başlıyor. Hey you know me, I'm GTA Pink Tony. I'm from Mexico. Everybody knows me from my city. Everybody respect me from my city. I have a nice car. Everybody loves my car because I'm the best in this city. Oh yo baby, jump to my car. You know what I say? I don't know. Anyway, I respect you. Yalnız bu şarkıya büyüdüz. Everything's cool. Everybody come on. Yeah oh yeah. This kid and King Tony. Şarkıyı kaç günde yazdın? Arkadaşlar son 14 saniye. Hediye atın. Bu şarkıyı kaç günde yazdın? Şarkıyı vallahi yemin ederim sana söyleyeyim. 20 saniyede 30 saniyede yazdım. Nasıl olur ya? Oğlum bak oğlum, bu şarkı 6, çok zor bir şarkı. Ya. Hadi lan bir kalkana. Son saydıklarım. Son saydıklarım. 3, 2, 1 kaybettin. Sağ olun. Gene mi kaybettin? Evet.
Evet, babam kalkan attı şu an. Gene kaybettik oğlum ya. Oğlum nasıl evet, hadi çiş yapmayın. Hadi çişe gidiyoruz. Hayır ne biçim oğlum adamsın ya. Bir de kim attı biliyor musun? Kalkanı da Damla attı biliyor musun? Damla. Damla mı attı? Vallahi Damla attı Kur'an çarpsın. İnanmam sana. Bak aa, bak söylemiyoruz yaptı. Söyleme diyor ha. Vay Damla Damla. Sattı. Yani. Seni Damla sattı galiba. Vallahi Damla'yı ayıp etti. Ayıp ettin Damla. Yemin ederim. Bok yedin Damla. Allah 5 gün seni konuşacak artık. Aslında bir şey söyleyeceğim sana ya. Harbiden elimde şey yapmamız yok ki ya. Başka bir şey yaparsana. Başka bir şey yapalım. Yapar mısın? Her şey yapar mısın? O zaman haka dansı yapacaksın bir dakika boyunca. Haka dansı mı? Aynen. Ya, tamam yapalım. Nasıl bir ağlamalı tişört çıkartamıyorsun ki haka dansında. Haka dansında tişörtünü çıkartman lazım. Sen tişörtünü çıkar ben seni banlaştıracağım söz veriyorum. Yok bir dakika. Haka dansı yapıyor musun? Ne? Haka dansı mı? Son şansan pantara. Sen gerçekten bir hakasın biliyor musun? Gerçek bir hakasın ama. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Benim esas kökenim Yeni Zelanda. Niye biliyor musun? Yemin ederim sana bir şey söyleyeyim mi? Arkadaşlar kaybettik sözümüzü tuttuk haka dansı yaptık yani. Taner bir şey daha merak ediyorum. Hep sana hediye atarken denk geliyor muhabbete. Senin yüzerek Rum kesimine geçtiğin bölüm var ya. Orayı tam anlatsana böyle. İşten anlat ama. Tamam orayı sen takıldın değil mi oraya sen? Orada ben hani merak ettim. Köpek balıklar ayağına falan değiyor. Yemiyorlar seni. Neden yemiyorlar? Tamam bak şimdi sana o olayı anlatıyorum. Şimdi kardeş bir geceydi. Şimdi bana kağıt geldi. Hapis cezası kağıdı geldi. Tamam mı? Ben de o arada hapis cezası kağıdı geldiğinde Antalya'da. Alanya'da. Babam dedi ki oğlum git teslim ol dedi. Başka yapacak bir çare yok. Avukatı aradın. Avukat diyor ki git teslim ol dedi. Ondan sonra tamam. Şeyi aradın. Annem dedi yapacak bir şey yok dedi. Git teslim ol dedi. Zaten dedi 13 ay yemişsin demiş. 13 ay tekerrür vermişler. Hepsini yatıracaklar Alanya'da. Git bari iyi dedim ben de doğru alayım. Söylüyor bu arada altta sahil güvenlik varmış. Tamam. Doğru söylüyormuş. Ben dedim ki 13 ay yedim. İyi 13 ay Alanya'da yatayım dedim ben. Bir şey dedim. Açıkta yatacağım 13 ay Alanya'da. Ben de o arada tatildeyim. O 13 ayda ama böyle var ya vücutta harikaydı benim. Efsaneydi. Her gün bir garı düşüyordum. Biliyorum aslında. Abi. Efsane. Dedim ki lan ne güzel garılarla takılıyoruz, kızlarla takılıyoruz. Şimdi cezaevine girmek var dedi. Siktir ettim. Tamam. Dedim ki en iyisi yüzeyim dedim. Ondan sonra neyse dedim ki kaçayım dedim. İltica edeyim dedim. Ben de gittim bir tane markete gittim. Şey aldım. Marketten 43 numaralı palet aldım ben ayağına. Tamam. 43 numaralı paleti birini sağ ayağına taktım. Birini sol ayağına taktım. Sonra dedim ki bir de sırt çantası alayım dedim. Sırt çünkü yüzerken yani buradan Kıbrıs uzak yani Antalya'dan, Türkiye'den Kıbrıs'a. Biliyoruz tabii. Dedim yüzerken dedim sırt çantası alayım. Sırt çantasına da viski miski koydum. Tekila koydum. Viski koydum. Jack Daniels koydum. Neyse onları da sırt çantasına koydum. Dinliyor musun olayı? Çok iyi dinliyorum seni daha iyi. Vallahi bak sadece şaka yapma. Bak gerçekleri söylüyorum. Neyse sırt yok, çantasına hayır, viski koydum. Viski koydum. Suya atladım. Yüzmeye başladım. Yüz bitmez yol. Yüz bitmez. Gece ay ışığından yolu takip etmeye başladım filan. Rüzgarın esintisinden, ay ışığından. Neyse yüzerken gece soğuk oluyordu. Gece soğuk olunca çantamda viski vardı. Viskiyi çekip benzin görevi yapıyordum. Viski içiyordum. İstiyordu yani. Anladın mı? Yani, üşüyorsun deniz abi. Abi canım. Gece üşüyorsun. Gece soğuk oluyor ya. Sırtımdaki viskiyi çıkartıyordum. 1-2-3 düple çekiyordum. Zaten o benzin görevi yapıyordu. Vücuttaki benzin görevini yapıyordu. Ondan sonra neyse yüzmeye başladım. Yüz. Anasını satayım deniz anası sürüsüne denk geldim. Deniz anası. Ya o deniz anası. Bak sana söyleyeyim Allah belanı versin ki bir kilometre neredeyse deniz analarının içerisinde yüzdüm. Hayvan gibiydi. Neyse ayağıma çarptı bunlar. Bak bir olay dinle. Bak ben sana şaka söylemiyorum. Hayır ölürüm. Orospu el alayım.
Bana gidiyor. Şaka, şaka söylüyorsa. Alttakiler diyor ki ben deniz anasıyım falan diyor. Ona gidiyor. Yok bak neyse yüzmeye başladım. Deniz anaları ayağımı yaktı falan. Ama aslında deniz analarının da gelmesi çok iyi oldu. Çünkü deniz analarının olduğu yerde köpek var. Neyse biraz daha yüzüyorum. Sabah oldu. Beş parmak dağlarını görmeye başladım. İrine'de. İrine o büyük beş parmak dağları var ya. Evet. Onları görmeye başladım. Onları görünce zaten yolu tamamen düz gitmeye başladım. Yani paletle yüzüyorum. O ara bir tane sabahleyin böyle bir balık geldi. Kocaman bir tane yani. 6-7 metre vardı galiba. Büyük bir şey. Bacama önünden geçti. Yunus da olabilir ama köpek balığı da olabilirdi. Ama Yunus da olabilir. Çünkü ama o kadar büyük bir köpek balığı Yunus da olamaz yani. Yunus'un büyüklüğü 5-6 metre olamaz yani. Bence de. En fazla Yunus 3 metre olur değil mi? 2 metre. Isırmadı mı? İşte bacağıma geldi ben de paletle kafasına vurdum. Bayıldı mı? Bayıldı mı? Ne bayıldı? Köpek balığı. Vallahi köpek balığı olup olmadığından emin değilim. Çok büyük bir balıktı. Köpek balığı da olabilir. O an heyecandan dolayı göremedim. Kafasına vurdum paletle yani. Onu söyleyeyim sana. Tamam. Paletle vurdum böyle kafasına. Şak 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 diye. Neyse. Paletle kafasına vurduktan sonra o da zaten korktu ondan sonra kaçtı yani. Gitti yani uzaklaştı. Sonra dümdüz. Yani çünkü şimdi yaptığım araştırmalara göre Türkiye'de köpek balıkları saldırmıyor arkadaşlar. Türkiye'de saldırgan köpek balığı yok. Siz şimdi arkadaşlar kaç yıldan beri Türkiye'de, siz duydunuz mu Türkiye'de herhangi bir köpek balığının saldırdığını hiç duydunuz mu? İstanbul'da da çıktı köpek balığı. İstanbul'da da yüzen insanlar var. Antalya'da da çıktı sahilde. Hiç duydunuz tabii mu? Mersin'de de çıktı. Hiç duydunuz mu şu ana kadar Türkiye'de bir insana köpek balığını saldırdı? Taner'e saldırdı arkadaşlar. Yok. Neyse yüzmeye devam ettim. Köpek balığı bana saldırmadı. Baba yüzmeye devam ediyoruz. Ondan sonra yüzmeye devam ederken tam şeye doğru Kıbrıs'a varmama 5 kilometre kaldı. 5 kilometre kalırken bir tane yük gemisi geliyor üstüne. Hayvan gibi ama. Yük gemisi. Ne sağa gidebiliyorum. Bak. Ne sağa gidebiliyorum ne sola gidebiliyorum. Yük gemisi sana öyle bir şey. Aşağı doğru daldım. Üstüme doğru gelmeye başladı gemisi. Çok büyük çünkü ya bildiğin gibi değil. Daldım yaklaşık 35-40 metre daldım üstüme. Kafamı bir kaldırdım şöyle yukarı. Yük gemisinin motoru üstünden geçti. Bu kadar da cesaret olmaz ki kardeşim ya. Bak, bu adam her şeye geliyor. Olay dinle. Her şey ben dedim bitti. Ne güzel kurtulduk dedim. Neyse ondan sonra yarasa şeye gel. Köpek balığından geçtim. Yarası neydi? Köpek balığı. Ahtapot bir dakika. Kalamaryo neydi? Köpek balığı. Deniz anası. Yük gemisi. Başka ne vardı? Ha. Yük gemisi üstünde geçti. Sonra neyse tam karaya varmama 300 metre kala. Karaya varmama 300 metre kala. Tamam mı? Bak burayı dinle. Çok önemli. Karaya varmama 300 metre kala. Karşında bir tane otel var. Oteli görüyorum. Sağ köşede askeri bölge var. 300 metre kala bir tane şey geldi. Sahil güvenlik botu geldi. Radara yakaladı. Sahil güvenlik botu diyor ki burada yüzmeniz yasak diyor. Ne yapıyorsunuz dedi. Sudan çıkar mısınız dedi. Ben de gittim onu kandırmak için İngilizce konuştum. Adam Türkçe konuşuyordu. Ben dedim hello I am tourist. Sorry I am this hotel dedim. Benim otelde yüzüyorum dedim. Karaya çıktım. Bir şekilde karaya tabii ki çıktım. Herkes beni izliyor. Turistler bana bakıyor. Üstümde tişört ıslar. Karaya çıktıktan sonra birkaç bu şeyde saklandım. KKTC'de bir yerde otelde saklandım. Pasaportumu vermedim. Hı hı. Çünkü pasaportumu verseydim direkt çünkü polisler de gelecekti. O arada Google'a Google'a yazabilirsin. Google'a yaz. Survivor kanalı yüzerek geldi diye Kıbrıs'a. Haberlerim var. Hı hı. Çıktı. İnanmıyorsan bakabilirsin. Hatta Ahmet Yok, Çakar. Yok hayır ben inanıyorum canım. Ahmet Çakar bile ne konuştu şeyde. Şu hakem yok mu? Ahmet Çakar. Ahmet Çakar evet ha. Şey o Beyaz TV'deki spoiler olmuş. Yaşlanmış, bunamış adam. Yani inanmaması doğru. Neyse, yok köpek balıkları var, yüzemez filan demiş. Kramp girer demiş. Adam yaşlı, ne bunamıştır, olabilir. Neyse, ondan sonra vardım karaya, 3 gün otelde kaldım. Biraz bir yerden az bir şey para geldi. Ondan sonra oradan da gittim şey yaptım. Askeri bir bölgeye girdim. Lefkoşa'da bir askeri bölge var. Yaklaşık 7 metreden ağacın üstüne atladım ama ağacın dalı götümün üstüne düştü. 7 metreden?
7-8 metre vardı. Ağacın dalı vardı. Ağacın dalını atladım, saktım. Askeri bölgeden. Oradan da şeye düştüm. Askeri bölgeden geçtim. Karşıda da iki tane asker var. Yani Rum askeri var. Öbür tarafta da şey asker. Türk asker. Yani görseler beni vuracaklar yani silahla. Oradan da neyse alttan girdim. Alttan böyle dolandım. Ondan sonra yakalanmadım vallahi, görmediler. Sonra Aynapa denen bir yere geldim. Aynapa kaçak bir yer. Güney Kıbrıs'ta yani. Evet. En turistik yeri yani. Mesela bizim Çeşme Bodrum var ya. Bunların da Çeşme Bodrum'u Aynapa. Yani Aynapa diye bir yer. Ha. Yoğun yer. Ya mesela bizim Çeşme Bodrum var ya. Bunların evet. da Çeşme Bodrum'u Aynapa diye. Yani Aynapa dedikleri yer burası. Ben de buraya geldim. Neyse burada bir iki ay kaçak çalıştım diskoda. Her gün bir gargız düşürüyorum. Ondan sonra zaten gargızlarla video atmaya başlayınca yazın bizim millet de kıskanmaya başladı. Şey de diyorlar. Şey, hani işte, Taner Deniz kızıyla bile tanışmış orada. Deniz kızını becermiş falan diyorlar. Doğru mu? Ya dur onlara geçeriz sonra da. Bekle. Şimdi ondan sonra neyse bu Aynapa'ya geldim. Aynapa'da ondan sonra takıldım bakıldım. En sonunda polisler geldi. Polisler beni yakaladı. Cezaevine attılar. Mahkemeye çıktım. Lan salaklık bende. 6 ay ceza yemeyecektim. Polis beni yakalayınca ben diyorum ki polise. Benim adım Oliver Kahn diyorum. Bir de evrak imza. İşte polise yalan söylediğimden 6 ay. Salak gibi. Orada abi ki demiş olsa. Oliver Kahn dememiş olsa. Adam diyor ki sen hiç Oliver Kahn'a benzemiyorsun diyor polis. Nerede sen? Evet. Desene. Futbolcu var ya. Bayram. Ben Oliver Kahn. Lan ben de işte onu Oliver Kahn diye 6 ay hapis cezası yedim. 6 ay hapis cezası yedim. Son bir soru daha soracağım. Hiç hayatında yalan söyledin mi bir kız arkadaşın ya da normal bir hayatta? Yalan söyledin mi? Yo vallahi bak yemin ederim sana söyleyeyim polise Oliver Kahn dedi. Allah belanı versin bak. Hayır hayır. Normal bir hayatta bu hayatın boyunca hiç yalan söylemedim. Sen bir şey söyle. Sen şu anda benim 6 ay hapis yattığımda inanmıyor musun? Vallahi inanıyorum. Yemin ederim inanıyorum. Ha normal bir soru soruyorum sana. Normal bir hayatta hiç yalan söyledin mi? Yok arkadaş ben niye yalan söyleyeceğim? Onu anlamadım ki. Ne kız arkadaşına beyaz bir yalan da söylemedin yani. Yok. Çünkü ben senden onu beklemem. Yok öyle bir şey yok. Tamam. Bu cevabına karşılık yani sana bir tane dragon atıyorum amına. Tamam çok sağ ol. Var mı isteğin? Valla isteğim yok. Sen bütün istiyorsan yarın da şey anlatırım. Başka gün hapishane anılarımı anlatırım. Bugün... Var yani hapishane anılarını alır. Tabii canım daha hapishanede 6 ay kaldım. Onu da son anlatırım. Tamam yarın konuşalım. Tamam. Yarasa şey nasıl yüzdüğümü anlattım. Yarın da ya da ertesi günde hapishane anılarımı anlatırım sana. Boom. Valla şimdi anlatsın diyorlar da anlatmak istiyorsan bir tanesini anlat. Ya arkadaşlar hepsini bir günde anlatmayalım. Bugün yüzmeyi anlattık. Nasıl kaçtığımı anlattım. Tamam cezalı PK yapıyoruz. Sen ne istiyorsan ben yapıyorum. Eğer ki ben kazanırsam sen de bir tane hapishane anını anlatacaksın. Yarasa zaten hep sen kazanıyorsun ya. Nereden biliyorsun? Belki şimdi sadece bana ceza yaptırmak için atacaklar. Ya oğlum bir şey söyleyeyim. Sen zaten sonlara doğru kendine yarasa atıyorsun. Kendine şey atıyorsun. Dragon atıyorsun. Ondan sonra kazanıyorsun. Ben böyle duracağım. Yarasa vallahi oyun bozacılık yapıyorsun. Kendi kendine atıyorsun. Ama sen şu an bak bana iftira atıyorsun bak. Bu ayıp. Yok iftira atmıyorum da. Sen kendi en son tam ben yarışmaya kazanacaktım. Kendi kendine yarasa attın. Vallahi ben damla attı ya damla attı. Nasıl sonra gittin ya? Dedin ki damla attı dedin. Ya sonra... Vallahi damla attı ya. Çarpılacaksın ya. Kur'an-ı Kerim çarp. Sen ne kadar doğru söylüyorsan ben de o kadar söylüyorum. Oğlum damla bugün niye bana o zaman böyle tuhaf gitti? Çünkü damla dedi ki numaranı at dedi. Ben de dedim tamam sonra atarım dedim. Numarayı mı da atmayınca kızdı herhalde. Vallahi uyumuşum Damla ya numaramı atacaktım. Damla seni satmış senin haberin yok ki. Ben şimdi Damla niye öyle yaptı biliyor musun? Damla benden numaramı istedi. Hı. Ben de numaramı dedim ki numaramı sonra veririm dedim. Uyuyakalmışım o numaramı da vermeyince herhalde kızdı bana. Bozuldu herhalde biraz. Bozuldu bozuldu. Merak etme Damla. Neyse boşver. Yani ver. Senin gibi karakterli yakışıklı bir adamın da numarasını herkes alamaz zaten. Yaşlandık be Joker. Joker'ız ama. Ya sen müthiş. Hala benim için bir Joker'sin anladın mı? Sağ ol. Görüşürüz. Görüşürüz kanks. Hadi. Boom. Evet arkadaşlar. Zubala, bubala, bubala, zumbala. Hikayelerimizi anlattık. Hikayelerimizde hiçbirinde yalan yok. Her şey gerçek. Yüzerek geldiğim doğrudur. Hapis yattığım doğrudur. İltica ettiğim doğrudur. Yani inanmıyorsanız size iltica kağıtlarımı göstereyim. Al göstereyim size arkadaşlar ya.
Bakın size hatta Rum tarafında geçici bir pasport verdiler. Dur size pasportumu göstereyim arkadaşlar. Bana Rum tarafının verdiği pasportu göstereceğim size. Bekle. Kimlik numaramı kaybet. Bak şu kimlik numaramı üstünü kapattım şimdi bunda. Bak bu benim Rum tarafındaki Ellenbuk'tur. Cyprus. Bu ne demektir biliyor musunuz arkadaşlar? Bu kitapla ben istediğim her şeyi yapabiliyorum. Burada bana hak veriyorlar. Bu kitapla ben mesela Kıbrıs'ta hasta olursam hastaneye gidebiliyorum. Bu kitapla devlet bana para veriyor. Her ay düzenli olarak para da veriyor. Bu kitapla ne bileyim alışveriş. Bu kitap benim kimliğim ya. Bundan ehliyet alabiliyorsun. Bundan bankaya gidebiliyorsun. Para çekebiliyorsun. Yani geçici kimlik bu. Hatta şimdi açayım size. Gözüküyor mu? Ellenbuk. Hatta size sayfayı açayım. İşte neyse arkadaşlar. Bir şey değil oğlum. Göstersen bile ne bir şey olmaz ki. Manyak. Rum tarafında. Rum tarafındaki ne yapacaksınız oğlum? Benim burada adımı mı kullanacaksınız? Bir dakika. Biri demiş ki oğlum pasport o. Arkadaşlar benim gösterdiğim iltica ettiğime dair bir pasport. Şu 3T tanesiniz. Birilerini sohbete aldım ya. Kim aldı? Ali Takkuş izliyorsan sohbete alayım seni. Yanlış yere Ali Takkuş'u gördüm, kabul et. Aynen. 1 2 3. Ses geliyor mu Ali? Geliyor kanka, sesimi duyuyor musun? Oğlum ne yaptılar bizim Instagram hesabını yine patlatmışlar yani. Ne yapacağız biz bunlarla ya? Bir problem yok. Taner açtıracağız, 21 gün açmıyor da herkes bana yazıyor zaten. Oğlum bak Ali, iki Instagram şifresini de sana verdim. Bak kimseye vermiyorsun. Bir şey soracağım sana, bir şey soracağım. Kaç yıldır bende senin hesaplar? Hiç bugüne kadar sen siz haber bir şey yaptın mı ben? Vallahi doğru. Bir tek işte ben cezaevindeyken Instagram'ı açmışsın. Oradan da beni aramışsın. Aynen. Senin söylediklerini insanlara söylüyordum ben. Senin aracı oluyordum sana. Bir de Yasin de Dominik'ten aradı beni. Ha, şifreyi ne verdi Yasin, bana adam. Yasin Obuz ne diyor? Şifreyi al sende kalsın dedi. Taner'e de verme dedi. Oğlum o değil de Yasin Obuz ablası aradı beni. Yıldız Obuz kız kardeşi. Dedi ki telefon görüşmesinde Yasin seni sordu dedi. Ondan sonra çok özledim demiş. Joker'i çok ama şey demiş. İletişim ödülünde Joker'i çok özledim demiş. O ne, yayınlandı mı o? Yayınlanmadı da Burak bana yazdı. Adadan ayrılan. Dedi ki Yasin sürekli Taner'den bahsediyor. Seni özlemiş. Senin cezaevinden çıktığını bilmiyor. Burak hangisi ya? Yok. Oğlum Yasin ablasıyla görüşmüş iletişim oyunda, tamam mı? Ablası da demiş evet. Ki ablası da beni aradı. Seni sordu dedi. İşte seni çok özlemiş. Seni soruyormuş demiş. Ne yapmış? İletişim oyununda işte senden bahsetmiş ama izin vermiyormuş abi. Benimle konuşmama. İzin vermiyorlar, yasak. Benim bana bile dediler. Acun Mede dedi ki paylaşım falan yapma Taner hakkında. Size aynen, ne aynen. Dedim? İsim attırmadılar, adımı kaldırdılar Yasin'den. Fark etmedin mi onu? Aynen, bir de senin hesap mavi tiki vermiyorlar. O da para, yani parayla alınacak bir şey değil. Kans, o kadın bir şey bilmiyordu. Sana söylüyordu ya parayla. İşte niye? Abi o zaman demek ki biz Instagram'da kıskanan birileri var ya. Çekemeyin birileri var. O Instagram'ın başında bir tane orospu çocuğu, bir tane Türk var. Seni tanıyor. Bir tane oturuyor bilgisayarın başında orospu aynen. Çocuğu. Aynen. Bir Taner diyor, kapatıyor orospu çocuğu. Onun anasını sikeyim ben orospu çocuğu. Ya görsen, o adamı tanısan var ya, kim olduğunu bilsen. Onun anasını sikeyim. Onu biz tanısak var ya, onu biz yok ederiz de. Bilmiyoruz ki kim millet olduğunu. Millet seni seviyor. Kaç günde? 2 günde 45 bin arttık yani. Ne güzel. Aynen çok iyi. Aynen ya. Ne güzel de artıyorduk ya. Çok güzel artıyorduk. Vallahi 303 binden 345 bin oldu ya. Kans merak etme. Yarın öbür gün açılır. O tamam. Barış'ın kafesini ölçüne davet ettik ya. Ondan sonra baya bir hayran geldi. Yani.
Barış'ın şeyi yazdı bana, ailesi yazdı bana. Taner onu kaldırsın falan, ben de sana demedim bile onu. Aa. Kaldırsın dediler o paylaşım. Evet, Barış'ın size ne ailesi dedim? bana yazmış. Sana yazmış. Ailesi, bir tane İsra mı ne, ablası mı kardeşim var yazdı bana, Taner o paylaşımı silsin. Yoksa şikayet ediyor. Size ne dedim? Adamın kendi Instagram hesabı, istediğini yapar dedim. Oğlum bana o zaman bana bunları yer Barış'ın ailesi bana yazdı o zaman Survivor Barış'ın ailesi. Demek ki biz görmedik herhalde. Sana bir sürü Damla Gram da yazmış sana. Bir sürü ünlü yazmış da sen görmemişsin Oğlum ben sayıları. Ben de oğlum. açmıyorum. Ya Ali sen biliyorsun bak Instagram şifreleri sende var. Sen biliyorsun bana gelen mesajları. Ben okuyamıyorum artık yani. Yalan mı? Sana bir şey diyeyim mi? Yasin'in şifresi de hala bende. Acaba sana mı versek şifreyi? Aynen lan. Survivor Yasin'in şifresi sende mi? Ben de kanka da Ver Alican Ali ver. değiştirme dedi. Ver lan. Lan yemin ediyorum Alican kaç gündür beni arıyor, iyi davranıyor. Adam başı hiç kötü davranmıyor. Bir tek ablası kötü davranıyor. Oğlum Ali sana bir şey söyleyeyim mi? Şifresi Çok sendeyse iyi ver. lan. Bir kolay. Atlatalım bütün Bir dünyası kolay. vurursun Ali. Oğlum. Çok iyi. Oğlum neyden korkuyorsun oğlum? Bir şey söyleyeyim seni. Bak. Acun bile de seni davet edemez ki. Niye davet etsin oğlum seni? Yasin zaten davet Aynen. etti. En yakın arkadaşım. Oğlum bunları söylemeyecektim sana ama söyleyeyim bak. Benim Acun Medya'dan Furkan aradı. Furkan'ı tanıyor musun sen? Tanıyor musun? Tanıyorum, Tanımıyor tanıyorum. musun? Furkan benim yakın arkadaşım. Şeyde. Bana dedi ki sakın dedi Instagram'dan paylaşım yapma. Seni buraya Yasin'in yanına alacağız. Seni görüştüreceğiz. Yalan. Birkaç gün paylaş. Oğlum. Dikkat et dedi. Ali bak sana inanma. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bence Ama benim Yasin'in Instagram kandırıyorum. hesabını bana ve Bigo Live'ımızı orada bir paylaşalım. Şöyle Bigo Live'ımız takipçimiz olsun 100 bin 100 bin. Bigo Live'dan da böyle bir fasulye masulye alırız. Kalkan malkan alırız. Yani bizim hiç Acun Medya'ya da ihtiyacımız olmaz. Güzel para kazanırız burada Bigo Live'dan. Yani ben de seni görürüm, sen de beni görürsün. Bence bu arkadaş bizim için bir fırsat. Hazır Yasin Survivor'dayken hesap bana ver. Ben de gireyim. Patlatayım canlı yayın açayım. Ortalık yıkılsın. Kanka akıllı ol ya. Yemin. Herkes bizi konuşacak ya. Az kafayı kullan Oğlum kanka. Yasin sen bana nasıl güvendiysen Yasin de bana güvende verdi şifresini. O yüzden adamın güvenini kıramıyorum. Ama Kanka ablası kafamı bir şey söyleyeyim bak. vereceğim sana bak. Bu neye Evet, benzer biliyor musun? duyuyorum. Bak. Bu neye benzer biliyor musun? Hatırlıyor musun bir ara Yasin'in kumbarasını patlattı. Survivor Yasin'in. Evet hatırlıyorum. Tamam, aynısı işte. Oğlum bir de şey gibi hani bir ara sen Mete'ye sallamıştın ya TV'den. Tamam. Yasin de bana sallamıştı. Oğlum bak sana bir şey söyleyeyim mi? Yasin'in sayfasını patlattık mı? Survivor Yasin oğlum Instagram'ı sen bana ver. Ben orada bir canlı yayın açayım. Yemin ederim patlar lan tüm Türkiye bizi konuşur. Oğlum gündeme düşeriz bomba gibi. Sakın bir bak. Artık bunun zamanı geldi. Şey Katoman. Duyan beni. Duyar mısın? Duyuyorum. Oğlum bak artık bunun zamanı geldi. Hazır. Zaten Şey olmasın. ya. Yönetici yazıyor bana. Yönetici yazıyor bana. Ne yazıyor yönetici? Diyor ki Damla seninle konuşmak istiyor diye yazmış. Neyse boş ver. Şimdi ben yazarım Damla Arkadaşlar bir şey Gram'a. söyleyeceğim. Arkadaşlar Survivor Yasin Obuz'un Instagram sayfasını Şifresini alayım mı Ali'den almayayım mı? Alıp da canlı yayına oradan vereyim. girsem nasıl olur? Oğlum mükemmel olur lan. Çok Al iyi al. haberlere bile çıkar. Biri alma demiş. Al demiş. Al. Alma. Al. Joker oğlum Joker'in işi bu zaten lan. Joker alması lazım. Bir de dur sana bunu da anlatayım kanka. Bak Yasin beni aradı ya dedi ya Dominik Bey yarışmanın birinci günü. 10 Şubat'ta yarışmaya başladığı birinci gün. Yasin beni WhatsApp'tan aradı. Dedi Instagram kullanıcı adımı değiştir. Alt şifrem bu falan falan. Kimliğini yolladı adam. Telefon hattını bana bıraktı. Tamam dedim. Sonra Instagram kullanıcı adını değiştirmek için başvuru yapacağım. Ablası beni aradı. Dedi ki sakın değiştirme. Yasin'i eleyecekler. Ya Niye dedim adamın soru var. Ondan sonra Furkan beni aradı. Dedi değiştirirsen diyecekler ki adadan girmiş bu adam. Değiştirme. Ondan sonra TV'den salladıktan sonra Furkan beni aradı. Kimliği yolladım ona. Kullanıcı adını değiştirdim. bir şey söyleyeyim mi sana Yasin? Baksana bir şey söyleyeyim mi Ali sana? Yasin bu saatten sonra Yasin elense de bir bok olmaz. Hiçbir şey değişmeyecek. Bir ay sonra elense de zaten yarışmayı kazandıramayacaklar onu anladın mı? O yüzden dolayı hem de elenirse de elensin. Sıkıntı değil. 600 bin takipçisi oldu. Geldi mi adam ki bir tane midye dükkanı açar daha bir. Buradan reklamı yapar.
medyaya ihtiyacı yok artık oğlum. Kafayı kullan lan. 600 bin takipçisi olmuş. 600 bin takipçi ne demek biliyor musun? Para demek. Yani Yasin para... Oğuz zaten restoranda var. E bir de artık daha da ünlendi. Adam bir tane restoranı genişletir açar. Günde kazancı 30 bin 40 bin olur ya. Yasin Acun'a ihtiyacı yok ya. O yüzden dolayı. Aynen biz Yasin'in mesajlarına bakıyorum. Bir sürü reklam teklifi var. Abi şirketler ya, yazıyor. Reklam geldi. Nerede? 600 bin takipçisi oldu. Az mı kanka 600 bin takipçi para demek ya. Yasin'in hiç Acun'a macuna ihtiyacı yok ki. Bence o şifreyi kanka şifreyi, acaba, sen, şifreyi sen bana ver. Yasin Oğuz'un şifresini bana ver. Hatta şöyle bir yarın bir saat ayarlayalım. O saatte girelim. Survivor'dan önce. Oğlum bir şey söyleyeyim mi sana? Yasin'in şifresinin içinde Taner geçiyor lan. O yüzden adama güveniyorum. Aynen. Şifresinin içinde Taner ismi geçiyor. Bu yüzden veremiyorum. Aynen doğru diyor. Adam seni koymuş şifrede lan. Hatta dedim ki bu ne biçim şifre? Taner'i seviyorum dedi bana o yüzden. Acaba Taner'e mi ver dedi bana buradan mesajını. Nasıl oğlum şifrede şifrede benim adım mı geçiyor? Şifrede senin adın geçiyor. oğlum demek ki işte bak. Demek ki adam orada o sinyali vermek istemiş. Aslında ona ver demek istemiş. Ya ne bileyim kafam çok karıştı oğlum. Adam da bana güvendi ya. Ali, kırmak şey istemiyorum. Ali, bunları... Kaç yıldır Ali, Ankara'ya geldiğim zaman hatırlıyor musun? Ali, bir şey söyleyeyim sana. Sen eğer o şifreyi bize verirsen biz zengin oluruz. Bu birincisi. Neden biz zengin oluruz? Çünkü Bigo Live'ı orada paylaşırız bir. Bigo Live'ın reklamlarını orada veririz iki. Paranın amına koyarız. Oğlum rezillik şey çekmek varken, kraliyetlik çekmek varken, krallık çekmek varken niye rezillik çekelim ki kanka? Yani... Yani ondan değil. Bak ben seni tanıyorum. Yasin'i de seviyorum, seni de çok seviyorum. Ankara'ya geldiğim zaman Yasin dedi ki gel evimde kal dedi. Hiçbir problem yok. Kaç gün kaldık onun evinde hatırlıyor musun? Oğlum o değil de sen şifreyi bana vereceksin ya kanka. Canlı yayına evet. Ben bir gireceğim. Acun abi beni bir görecek. Acun ne diye. Acun abi oğlum, canlı yayına giriyor. Oğlum bomba olur bomba. Bomba bak. Oğlum bana da hiçbir şey yapmazlar yani. Ne yapacaklar? Sana ne olacak ya? Hayırdır oğlum? Şifre sende. Sana ne olacak? Sana hiçbir şey olmaz ki. Tamam. Bak bu şifreyi ver diyenler şey yazsınlar bana. Yani vereyim sana da. Valla benim içimden de bir tarafım diyor ki ver şifreyi girsin canım. Arkadaşlar. Bir dakika hadi. Arkadaşlar. Çok önemli bir konu şu anda. Survivor Yasin Obuz'un şifresi Ali Takmış'ta. Benim Instagram şifrelerim Ali Takmış'ta. Şu anda size bir şey sormak istiyorum. Hazır benim iki tane Instagram hesabım kapatılmış ki. Survivor Yasin Oğuz yani 8 yıllık arkadaşım şifresini bana versin mi vermesin mi? Ne düşünüyorsunuz? Joker'e versin mi vermesin mi? Versin mi vermesin vermemiş. Versin demiş. Oğlum herkes ver diyorlar. Yasin'in telefonu şu an elimde bak. Yasin telefon hattını bile bana bıraktı adam gitmeden önce. Dedi ki, bak oğlum bunları söylemeyecektim. Dedi ki kimseye verme sakın. Hiç kimseye güvenmiyorum. Bak Ali Can'ı sevmiyor. Ev arkadaşlarının hiçbirini sevmiyor. Aynen güvenmiyor. O, daha o bir tane gibi. O Ali, sabun soy mudur? Ali sabun soy mudur dedi. Oğlum o biz varken o yoktu oğlum ya. O nerede çıktı ayırdır o Instagram şifreleri? Ya zaten onu sevdiği beni aramazdı adam. Aynen beni aramazdı adam. Direkt onu arayıp ona verirdi. Acun Medya yasaklamasa o Ali Can'ı aramazdı, seni arardı. Tabii canım. Olma, o adam sırf kullanıyor. Acun Medya kullanıyor zorla. Oğlum Ali ben sana bir şey söyleyeyim mi? Şifreyi sen yarın en güzeli bana ver. Tamam mı? Yasin olur. Biz de yarın bir saat belirleyelim. O saatte de ben yayına gireyim kanka. Ondan sonra ama şöyle güzel bir saat ayarlayalım ki Survivor'dan önce mesela. Survivor başlamadan önce mesela. 7-6 gibi böyle şey. Canlı yayını açayım orada. Güzel bir konuşayım. Hı. Ondan sonra zaten bütün dünya bizi izler. Haberlere de çıkarız. İnternete de düşeriz. Joker Yasin olsun hesabını patlattı diye. Oğlum, çalındı. Çalındı. Aynen. Oğlum bak biri de demiş ki şifreyi versin demiş. Acun'dan özür dile demiş. Canlı yayında. Senin için büyük bir avantaj olur. Duyuyor mu?
Duyuyorum. Çok iyi fikir. Aslında yani güzel bir plan yapsan bak. Oğlum senin kafa harbiden biraz çatlak. Sen laf dinlemiyorsun. Biraz laf dinlesen, insan olsan Acun seni affeder. Şimdi canlı yayını versem sana şifreyi sallayacaksın Acun'a gene. O zaman özür mü dilesek acaba? Bence özür dilesek bak insan gibi özür dilersin konuşmanı hatta böyle yalandan ağla kalk. Ondan sonra yemini kapat bırak. Tamam o zaman Nasıl? kanka, o zaman dur bunun planını bir yarın yapalım. Planını yarın yapalım. Ben şifreyi benim gönlüm sana vermekte. Çünkü Yasin seni sever. Bir şey demez bana sana verse. Aynen. Bir de şu anda dünyada birinci izleniyoruz Big Oy'da. Haberin olsun. Oğlum o değil Ödüye daha değil. geliyor mu? Bu eve kiraladım 400 liraya. 400 lira 3 milyar yapıyor. Adam bir de ne diyor biliyor musun? İnternet içindeydi diyor. Akşam bir gittim telefonu bir açtım. Mesajda ne diyor biliyor musun? Ya diyor internet içerisinde değilmiş. Evin kirası zaten 425 liroydu. Biz sana 400 liraya düşürdük diyor. İnterneti sen kendin alacaksın diyor. Ne mal adamlar çıktı bunlar orada ya. Ne mal Onu adamlar. hallederiz. He? Instagram kapanmasaydı 1000 dolar Instagram'dan gelecekti. Zaten Big Oğlum. Olay'dan 1500 dolar. Ali bak beni iyi dinle şimdi. Yarın Survivor Yasin Oğuz'un şifresini bana veriyorsun. Sayfayı Aha Ali açıyorum. Can yazıyor bana. Bir dakika Ali Can yazıyor bana. Ali Can mı yazıyor? Dinleme oğlum Aynen o Ali Can. WhatsApp'tan. O Ali Can daha dünün çocuğu. Dinleme onu. Oğlum o değil de Bigo'dan seni mi izliyor Ali Can'ın işi gücü? O hiç o her yerden izliyor. Tuvaletten bile ne Şu izliyor an oğlum. yap O canavar o. Şu an Çelik. yazıyor bana diyor ki sen demişsin ki hesabı Taner'e mi vereceksin? Vereceğim de oğlum hayır dedi. Vereceğim de lan. Oğlum vereceğim lan. Kafamı bozmuşlar bunlar. Vereceğim Vereceğim de lan oğlum. hesabı. Hayırdır amına koyayım. Biz kaç seneden beri beraberiz? Değil mi? 7-8 ay yıl oldu. Biz yokken amına koyayım biz varken onlar yoktu ki. Hayırdır oğlum bunlara? Bana vermeyecek de Zaten kim ben de aynı şeyi söylüyorum oğlum. Ali Can kim ki? Ben normalde diyorum ki hesabı sana vereyim. Ali Can kim ki? Ben tanımıyorum ama adam bana iyi davranıyor, iyi konuşuyor. Ali Baba, Can da yani baba, yapmıyor. dünya çok pis olmuş. Dünya ibneleşmiş. O yüzden hiç kimseye güvenme abi. Bizden başkası düşman bize bundan sonra. O yüzden dolayı Kesin. şifreyi bana ver. Ali Can'a güvenme oğlum. Ali Can daha dünün çocuğu oğlum. Şu an bana yazıyor. Diyor ki Taner'e mi vereceksin şifreyi? Ali Can daha dünün Bir çocuğu. şeyden. O Ali Can ağzına bir tane biberon alsın. Altını da bağlasın. Geçsin köşede uyusun. Sütünü de içirsinler ona uyusun yani. Nedir amına koyayım? Senin Instagram'da ne işin var? Git yemek yap. Değil mi? Bir de destek de çıkmadı Yasin. Destek İlk de günlerde oğlum o Ali diyorum. Can var ya çok şey lan. Oğlum o Ali Can sabun su muydu nedir çok bir şey lan karaktersiz bir çocuk. Çocuğa yazdım dedim ki bak benim Instagram'larım kapandı. Benim Bigo Live'ı paylaş dedim. Kullanıcı adım Tarek Tanracı. Bigo Live'ı paylaş dedim yani dedim bizim katkımız olsun dedim. Biz de şu işten böyle para kazanalım şey yapalım. İlk başta bana yazan adam öyle deyince yazmaz oldu. Oğlum güvenme lan bu adamlara güvenme lan. Bunlar kim oğlum? Oğlum beni tanırsın sen az çok oğlum. Ben kimseye zaten kolay kolay Aynen şey bunlara yapmam. güvenme. Yönetici yazmış ki Damla'yı al yayına. Damla'yı al. Ondan sonra bana ulaşsın senin hesapları açalım. Tamam. Tamam benim hesapları aç. Damlayı mı alayım? Aynen Damlayı alalım. Hadi Arkadaşlar kanka görüşürüz. Ali bir de söyle şunlara biraz Dur. fasulye kalkan göndersin lan. İzlemek için izlemesinler. Söyle bir kimlik yapmasın. Eğer oğlum bak şu an 213 binsin ya. Ha. 500 bin olursa ben şifreyi veriyorum sana. Neyi 500 bin olursa? Fasulye. Oğlum 500 bin kimse yapmaz oraya şimdi. O zor da. Oğlum ben yani büyük yani koskocaman Instagram. 500 bin olursa ya yarın akşama kadar mı süre veririm? Kanka 500 bin çok ya. 500 Sen bin çok. söyle kaç olur? 300 bin olsa bari yollayan olur da 500 bin çok. 500 bin yollamazlar. 300 bin de vermem kanka. O zaman 450 bin de tamam. Yarın akşama kadar 450 bin olursa ben şifreyi Taner'e veriyorum. Hadi bakalım tamam. Hadi kanka. O Bu zaman görüşürüz. arkadaşlar bol bol kalkan göndermeliler. Damlaya demiş Ebru'cu. Ya. Damlaya demiş. Neyse Ali kapat da bir damla.